Gaziantep'lilerin vazgeçilmezi olan kahvaltılık zahter geçmişten günümüze sofraları süslemeye devam ediyor. Çoktandır yemiyorum. Yapıyorum. Erol abi şimdi ben sana orada sen sorumlusan ben seni niye arayayım şöyle? Bunu al ben tam da Gaziantep'e özgü kahvaltılık zahter. Geniş şekli bir tabağı zeytinyağı, bir tabağı kahvaltılık zahteri konur. Yine leblebi tuzu, kabak çekirdeği tuzu, yani dövülmüş karpuz çekirdeği, kinci, ondan geçtim limon tuzu, tuz. Daha bilmediğimiz birkaç tane baharat çeşitleri var ki çok güzel. 200 lira. Arkadaşlar beğeniyor. Tura gelen turist arkadaşlar devamlı arıyorlar. Antep zaten devamlı arıyor. Zaten aslında kilis yöresine ait bir üründür. Genellikle kahvaltıda zeytinyağıyla beraber kızarmış ekmekle ilk önce zeytinyağı sonra zahtere banarak gelerek hem iştah açılsın hem nefes almada zorluk çeken insanlar için aslında yapılmış bir üründür. Genel anlamda bu Orta Mezopotamya denen bölgede çok fazla tüketilmektedir. Tabii çok merak ediyorlar. Sabah geldiklerinde kahvaltıda özellikle zahtere var mı diye soruyorlar. Zahtere eşliğinde de hoşlarına çoğunun gidiyor. Tabii bazıları bu damak tadı uygun olmadığı için beğenmiyorlar ama tabii ki biz olayı anlattığımızda hem nefes ferahlığına hem de iştah açmasını anlattığımızda tabii ki severek yiyorlar. Bilmeyen insanlar şimdi Gaziantep'e geldiklerinde ilk önce zahtere bir de zahtere diye bir çay olduğu için ilk önce öyle bir şey bekliyorlar aslında. Ama böyle bir ürün gördüklerinde şaşırıyorlar tabii. Faydaları nefes açıcı, bronşite, ondan sonra ciğerlerdeki o toksinlere. Bunun yanı sıra tabii ki iştahı olmayan kişilerde hastalığı olan ve iştahı olmayan kişilerde de iştah açmaya girebilir. Gaziantep'te meşhur bir yiyecektir. Her sabah kahvaltısında tüketiriz. Yani böreği yapan da var, kahvaltı tüketen de var. Faydalı bir yiyecektir yani. Kesinlikle tabii ki evlerinde bulunursun her zaman. Sabah kahvaltısında Gaziantep'te yeriz biz. Batırır, ekmeği alırız, yağa batırırız. Ondan sonra zahtere batırırız, tüketiriz. Karaciğere, böbreklere, vücuda faydalı bir şeydir yani.